Herkese merhaba. Yeşil Diş Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bugün sizlerle birlikte dekoratif bir bitki olan ancak iç mekanlara tam uyumlu olmayan kroton bitkisinden bahsedeceğiz. Toprak konusunda oldukça hassas olan bu bitki sütlengiller familyasındandır. Aslında sık yaprakları ile gösterişli duran çalı formunda olan bu bitki 3 metreye kadar uzayabilir. Ancak iç mekanlarda boyu genellikle 1,5 metreyi aşmaz. Çeşitlerine göre yaprak şekilleri farklılık gösterebilir. Kroton bitkisi doğal yaşam alanında sıcak ve nemli havada yetişir. Bu yüzden bulunduğu ortam mutlaka şiddetli aydınlık olmalı. Hatta günde en az 2 saat kadar direkt güneş ışığı alması gerekiyor. Tam gölgeye kesinlikle uyumlu değildir. 5 dereceden daha soğuklarda tüm yapraklarını döker. Yeri kesinlikle havadar olmak zorunda ve mutlaka özellikle yazın öğle tepe güneşinden korumalısınız ya da güneşi filtrelemelisiniz. Böylelikle rengi daha canlı olabilir. Ancak tam gölgede durursa yapraklar biçimsiz gelişir ve renklenmez. İlk çıkan yapraklar öncelikle tamamen olgunlaşıncaya kadar yeşil kalır. Tamamen olgunlaştıktan sonra güneşin etkisiyle onlar da kızarmaya başlar. Bu onun özelliğidir. Havası kuru olan yerlerde havayı nemlendirmeniz gerekir. Eğer krotonunuz yaprak döküyorsa bunun sebebi yüksek ihtimalle bulunduğu yerin esintisiz ve havadar olmasıdır. Bu yüzden özellikle kışın evlerde kalorifer diplerinde kroton yetiştirmeniz pek de mümkün değildir. Kroton bitkinizin toprağını değiştirirken 3 ölçü torf toprak, 1 ölçü ponza taşı karışımı kullanabilirsiniz. Ayrıca gelişim gösterdiği zamanlarda ayda bir defa genel amaçlı bitki besinlerinden verebilirsiniz. Kroton bitkisi çok büyük saksılara ihtiyaç duymaz. Saksı büyüklüğü mutlaka köklerinin zor sığacağı büyüklükte olmalıdır. Birçok salon ve ofis bitkisi gibi kroton bitkisi de fazla toprakta zarar görme riski yüksek olan bitkilerdendir. Kroton bitkisinde saksı değişimi yaparken kökleri topraktan ayırmamaya dikkat etmelisiniz. Sadece bitkinizde çok ciddi sağlık problemi varsa veya toprağında çok ciddi bir problem varsa o zaman toprak değişimi yapmalısınız. Ancak eğer herhangi bir problem yoksa saksı değişimi yaparken toprak ile köklerin birbirinden ayrılmamasına dikkat edin. Kalıp gibi eski saksısından çıkartıp yeni saksıya gerektiği kadar toprak ilavesi ile yerleştirmelisiniz. Kroton sıcak yaz günlerinde bol suyu sever. Toprak fazla kurumadan bol su ile sulamanız gerekir. Kışın ise toprağın üst yüzeyi bir hayli kurudukça sulama yapmalısınız. Sulama yaparken hem kroton bitkisinde hem de diğer salon bitkilerinde mutlaka saksının alt deliklerinden su çıkacak kadar bol su kullanmalısınız. Böylelikle topraktaki zararlı maddelerin ve tuz birikimlerinin de su ile akıp gitmesini sağlayabilirsiniz. Suladığınız zaman saksının alt deliklerinden çıkıp gitmesi gereken suyun toprağın tekrar geri emmesini engellemelisiniz. Kroton bitkisi yıkanmayı çok sever. Yaz aylarında bol bol onu yıkayabilirsiniz. Kroton bitkisinin her yerini güzelce yıkarken bu arada toprak yıkaması da yapmış olursunuz. Eğer kroton bitkinizin gelişimi durduysa böyle bir yıkamadan sonra onu hava akımları olan bir yere koyarsanız gelişmeye yeniden başlayacaktır. Bu bitki budanmayı seven bitkilerdendir. Kroton bitkisi budanmayı seven bitkilerdendir. Kış sonundan itibaren ilkbahar sonuna kadar olan süreçte istediğiniz şekilde budama yapabilirsiniz. Kroton çoğaltma yönteminin 4 farklı şekli vardır. Yarı olgun dal çeliği, suda köklendirme, havai daldırma ve tohumla üretim. İlkbahardan yaz ortasına kadar yarı olgun dal çeliği ile çoğaltma yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta, 1 yıllık tam olgun dalları da kullanabilirsiniz.
ancak daha yaşlı dalları kullanmamalısınız. İkinci yöntem ise suda köklendirme. Suda köklendirmede ilkbahar sonunda başlamalısınız. Eğer ki bulunduğu ortam esintili ise kök salma ihtimali daha yüksektir ve kökler 3 cm açtığı zaman köklendirme toprağına ekmelisiniz. Yaklaşık 6 hafta köklendirme toprağında kaldıktan sonra onu köklendirme toprağından arındırmadan esas toprağını geçirebilirsiniz. Havai daldırmada ise mutlaka bu yöntemin püf noktalarını bilmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kroton dahil birçok bitkinin havai ile daldırmadan başarısız olma ihtimaliniz çok yüksektir. Kroton bitkisinin kök sürgünü ile tamamen bağımsız fidan oluşturma özelliği vardır. Yeterince büyüyenleri ayırabilirsiniz. Ayırdığınız fidanları ilk olarak köklendirme toprağına ve yaklaşık 1,5 ay sonra kendi topraklarını geçirerek çoğaltma yapabilirsiniz. Kratonda en çok dikkat etmeniz gereken noktalardan biri yoğun nemli ancak hiç esinti olmayan ortamlardır. Eğer bulunduğu yer hem esintisiz hem de yoğun nemli ise farklı mantari hastalıklar kraton bitkisine zarar verebilir. Ayrıca bu durumda bir tür bakterinin filizlerde oluşturduğu bir hastalıktan dolayı filiz çürümelerine de yol açabilir. Eğer ki kraton bitkinizde bitki bitlerinden görüyorsanız bu sizin bitkinize iyi bakmadığınızdan kaynaklıdır. Çünkü bitki bitleri kolay kolay kroton bitkisine dadanmazlar. Eğer ki bitkinizde bitki bitleri görüyorsanız çok büyük oranda direnç kaybetmiş, sağlığı bozuluyor demektir. Bitlerin yok olduklarından emin olana kadar bitkinizin her yerine her gün ıslak bez ile güzelce silerek temizlemeniz gerekmektedir. Sormak istediğiniz bir soru olursa bunu yorumlarda belirtebilir veya Yeşil Düş Atölyesi Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Başka bir bitkide görüşmek üzere. Hoşça kalın.